Bu dersimizde ise film ekleme sayfamızda validation kurallarını uygulayalım. Şimdi ilk olarak uygulamaya açalım. Buradan Create Movie sayfasına gelin ve buradan herhangi bir bilgi seçmeden, buradan Submit tuşuna bastığımız anda burada bize bir hata verir ve bu hata aslında database'den gelen bir hata ve bu hatadı da, da database'in örneğin yani Title alanına null kabul etmediğini burada söylüyor. Bundan dolayı veri tabanına bir kayıt oluştururken, bir film kaydı oluştururken Title alanına mutlaka bir değer göndermeniz gerekiyor çünkü biz bu, burayı zorunlu olarak işaretledik. Peki eğer database'e bakarsak, yani buradan database tablolarını direkt inceleyelim. Buradan baktığımız şöyle database'iz ve buradan şöyle movies tv'ye baktığımızda bizim buradan şöyle movies tablosu içerisinde kolonlar gördüğünüz gibi title alanı null yani illa movie kaydı oluşturmak istiyorsanız mutlaka title alanı bir değer göndermeniz gerekiyor. Description image url null alan kabul ediyor dolayısıyla buraya değer göndermeniz gerekmiyor. Movie id zaten bir değer göndermiyorsunuz otomatik olarak zaten bir id değeri veriliyor. Peki biz bunları nerede tanımladık? Bizim şu anda data içerisindeki Movie Context'e baktığımızda Movies tablomuz için bir DB set burada tanımladık. Ve Movie Entity'sine gittiğimiz zaman da Buradan şöyle movie entisi üzerine data annotation aracı da veri tabanı şemalarını burada tanımlayabiliyorduk. Ancak biz bunları tanımlamadık. Nerede geldik bunu yaptık? Movie context içerisinde gördüğünüz gibi movie entitiesi için title alanını zorunlu olarak işaretledik. Bunu zorunlu alan olarak işaretlediğimizden dolayı veri tablosundaki title alanı mutlaka bir kayıt göndermeniz gerekiyor. Ya da maksimum 500 karakterlik bir değer gönderebiliyorsunuz. Örneğin 501 karakter gönderdiğinizde gene size hata verecektir. Şimdi biz bu aşamada ne yapmış olduk? Veri tabanı tarafında bir kayıt oluşturmak için gerekli olan kuralları aslında veri tabanı tarafında biz uygulamış olduk. Tabi bu kurallar artabilir. Biz sadece örneğin title için 500 karakter değil, 50 karakter yeterlidir. Ya da açıklama için örneğin maksimum 3000 karakter. Minimumda 10 karakterlik bir açıklama mutlaka girmeniz gerekiyor. Ya da film başları içinde minimum 5 karakterli bir değer girmeniz gerekiyor şeklinde belli kuralları burada uygulayabiliriz. Ancak dediğimiz gibi uygulama tarafından da veri tabanının gerçekten istemiş olduğu veri şemasını ona göndermemiz gerekiyor. Eğer veri tabanının bizden beklediği bir değeri istediği bir formatta göndermiyorsak zaten biraz evvel almış olduğumuz DB exception'ı zaten alacağız. Dolayısıyla uygulamanın da belli sorumlulukları var. Biz bu veri tabanını beklediği şamayı, veri şamasını tabii ki uygulama tarafından da oluşturmamız gerekiyor. Nasıl? Gelip biz buradan örneğin view altında admin, buradan şöyle movie create sayfasına geldiğimizde buradan belli kurallar oluşturmamız gerekiyor ve bu kurallar title alanı için veri tabanına hangi bilgiyi bekliyorsa örneğin maksimum 500 karakter tanımladık şu anda, 500 karakter ya da bunu 50'ye düşürebilirsiniz. Maksimum 50 karakterlik bir değer, minimum 5 karakterlik ya da description için örneğin zorunluluk olmasın ancak bir kayıt gönderiyorsan minimum 5 karakter uzunluğunda maksimum 3000 karakter uzunluğunda bir değer gönderiyorsun şeklinde kuralları uygulamamız lazım. Ve bu kuralların içerisinde tabi biz örneğin bir tür bilgisini seçiyoruz ve örneğin daha önceden veri tabanında 10 tane alternatif tür bilgisi var ve bunlardan en az bir tanesini seçmen gerekiyor. Birden fazla seçebilirsin, hepsini seçebilirsin ancak her bir filmin en az bir tür bilgisi olması gerektiğini biz buradan sayfa üzerinden kullanıcıları mutlaka bir tür seçmesini sağlatabiliriz. Peki bu kuralları nereye ekleyeceğiz? Dediğimiz gibi biz gelip entity içerisinde veri tabanı şeması ile alakalı data annotation tanımlamalarını daha önceden yaptık ve sildik. Ne yaptık? Geldik bunları konteks içerisine aldık ve veri tabanı şemasını burada oluşturuyoruz. Şimdi model tarafında yani uygulama tarafında kural eklemek için ise biz entity'yi kullanmayacağız. Gelip neyi kullanacağız? O sayfa için yani movie create sayfası için bir model oluştururuz ve bu model içerisindeki bilgiyi uygulama tarafındaki validation yani belli kuralları uygulayacağız. Ve geri bu halde şöyle model içerisine gelelim. Biz buradan movie ile alakalı admin movies view model isminde bir dosya bir klas oluşur ve bu klasın içerisinde birden fazla klası bu şekilde ekleyebiliriz. Her sayfaya özel oluşturabilirsiniz ya da farklı bir yapıda kullanabilirsiniz. Örneğin admin edit movie view model bunu edit sayfası için yani film güncelleme sayfası için kullanabilirsiniz. Ya da gelip ben buradan örneğin bir tane daha şöyle public class iki kere tap tuşu admin create örneğin bir film ekleme için kullanacağız bunu movie model diyebiliriz. Ve burada neleri kullanacağız? Örneğin title ya da description bilgilerini buradan alabiliriz. Direkt bunları yazmayalım. Movie ID'ye gerek yok ya da image URL bilgisine gerek yok. Biz film ekleme sayfasını sadece filmin başlığı ve açıklama bilgisini alabiliriz. Bu şekilde tanımlamayı yapalım. Ve burada bazı kuralları uygulayalım. Örneğin bu kurallardan bir tanesi şöyle kural eklemeden önce display özelliğini burada değiştirebiliriz. Bunlardan daha önceden bahsettik zaten. Şöyle display diyerek form üzerindeki title alanına biz hangi ismi vermek istiyorsak buraya direkt yazabiliriz. Şöyle name kısmına gelip örneğin kullanıcı title görmek yerine şuradan film adı şeklinde bir başlığı bu şekilde yazdırabiliriz. Ya da gelip bu alanı required yaparız. Bakın burası entity içerisine eklenmediğinden dolayı veri tabanındaki şemadan buradan bahsetmiyoruz. Biz biz bir kayıt oluşturmak için sayfadan yani view üzerinden controller içerisindeki action metoduna bir bilgi taşıyacağız ve bu bilgiyi taşırken model movie yani entity vermiş olduğumuz isimle de değil de burada tanımlamış olduğumuz model bilgisiyle taşıyacağız bunu. Gelip buraya direkt şuradan güncelleyebiliriz. Buraya da hatta şöyle gelip modelleyelim. ve bu model objesinin belli formatta olmasını istiyoruz. Required diyerek biz buranın zorunda olması. yani uygulama tarafından illa bir bilginin gitmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Eğer gitmezse bunun karşılığında bir error mesajı da yazdırabiliriz. Örneğin gelip buradan şöyle film adı girmelisiniz şeklinde bir mesajı buraya yazdırabiliriz. Ya da karakter uzunluğu ile alakalı bir kural ekleyebiliriz. Gelip buradan şöyle string length diyerek. Örneğin maksimum kaç karakter maksimum başlık için 50 karakter gitsin. Veritabanı 500'e kadar istiyor. 500'e kadar kabul ediyor. Tabi 500'e fazla bir karakter. Bunu düşürebiliriz veritabanı tarafından. Ancak bu aşama değer düşürürsek bir tane migration oluşturmamız gerekiyor. İçimizde uzar. Bundan sonra veritabın güncellemelerinde düzeltiriz. Minimum lengthi 3 karakter. virgül diyerek eğer bu kurala uymayan bir değer varsa da gelip buradan şöyle film adı için 2 ya da şöyle 3 tire 50 karakter girmelisiniz şeklinde bir mesajı buraya yazdıralım. Peki aynı kuralları buradan şöyle alalım. Bunları description için ekleyelim title için olsun buradan description. Bakın veritabanın tarafında description zorunlu bir alan değil ancak ben bunu uygulama tarafından zorunlu hale çevirebilirim. Şöyle gelip buradan şöyle film açıklama diyelim ve buradan şöyle film açıklaması girmelisiniz film açıklama girmelisiniz şeklinde yazalım. Ve buradan karakter uzunluklarını örneğin gelip ben buradan şöyle 3000'e kadar kabul etsin. Veri tarafından biz buradan herhangi bir kural eklememiştik hatırlarsanız. Gelip buradan karakter uzunluğu ile alakalı burada bakın description için bir uzunluk yok. Dolayısıyla gelip buradan maksimum 3000 karakter olarak burayı yapacağım. Ve buradan da şöyle film açıklama için şöyle 3 ile 3000 karakter arasında bir değer ya da minimum lengthini buradan 10 karakter açıklama için şöyle 10 karakter olarak burayı yazabiliriz. Peki bu şekilde bir mesaj yazacak bize. Peki gelip buradan uygulama çalıştırma önce tabii ki model bilgilerini burada düzgün bir şekilde giriyor gerekiyor. Ve burada yaptığımız movie create sayfasındaki buradan tanımlamış olduğumuz model bilgisini biz controller içerisine gönderiyoruz. Buradan şöyle admin create movie model diyelim ve zaten Admin create movie model içerisinde de zaten şöyle isimde yanlış olmamış olsun. Buradan baktığımızda admin create movie model Şöyle kaydedelim ve konteks direkt bunu yapıştıralım. Bu şekilde zaten model içerisinde taytva description bilgileri var dolayısıyla yine aynı şekilde çalışmaya devam edecektir. Peki biz bu model bilgisini buradan action içerisine taşıyoruz ve gelen bilgi yani ilgili model oluşturulur oluşturulma aşamasında burada tanımlamış olduğumuz kriterler burada kontrol edecek. Eğer bu kriterler aşılabiliyorsa bir nesne bize gönderecek. Dolayısıyla bu nesne gönderilme aşamasında biz model state'in is valid özelliğini kontrol edebiliriz. Eğer bizi true değer döndürüyorsa demek ki model nesnesi bize başarılı bir şekilde gelmiş ve içerisindeki property'lere uyguladığımız kurallardan geçilmiş. Dolayısıyla bize gelen bir model objesi varsa biz bu aşamadan sonra bir entity oluşturabiliriz. Peki entity ne? Buradan movies üzerine ekleyecek olduğumuz bir movie objesini. Yani veri tabanı bizden movie bekliyor. Ancak biz şu anda uygulama tasarım aşamasında view'den bir model alıyoruz. Bu modelden gelen bilgiler sadece validation için ve bilgi taşımak için kullanılıyor ve biz bunu veri tabanına eklemek için mutlaka bir entity oluşturmamız gerekiyor. Dolayısıyla entity'ye buradan şöyle entity ismini verebilirsiniz ya da movie diyebilirsiniz fark etmez. Gelip buradan şöyle bir movie objesi oluşturalım ve obje içerisindeki parametreleri burada dolduralım. Örneğin title özelliğine model nokta title diyelim. Virgül description özelliğine gelip model nokta description yani sayfadan gelen bilgileri taşıyacağız. Bunun haricinde Örneğin image URL bilgisine de varsayılan bir resim bilgisi burada atayabiliriz. Örneğin internet üzerinden bir resim bulalım. Ve resim ismine de şöyle gelip noimage.png diyelim. Bu şekilde eklemiş olduğumuz bir filmin ilk başta bir film resmi eğer yoksa bu durumda bu resmi kullanabiliriz. Ki biz resim ekleme özelliğini detay sayfasına hazırladık. Dolayısıyla bu şekilde Entity'ye varsayılan bir resim ismi bu şekilde vermiş olalım. Peki Entity'yi biz burada şöyle tanımlamaya devam ediyor olmamız gerekiyor. Buradan şöyle entity nokta. bilgisine yani oluşturmuş olduğunuz movie bilgisi üzerindeki liste üzerine listeyi gene eklemeye devam edeceğiz. Buradaki listeyi yani oluşturulan aslında şuraya ne dememiz gerekiyor? entity.c'ye rast dememiz gerekiyor. Bunu burada yapmak yerine yani general bilgisi içerisinde yeni bir boş bir referans vermek yerine aslında geliriz buradan şöyle movie içerisine gelerek burada bir constructor içerisinde bu işlemi yapabiliriz. Yani ne zaman ki bir movie objesi oluşturulursa ben movie objesi içerisindeki şöyle general bilgisi içerisine new Liste diyerek boş bir referansı da aslında burada Constructor aracılığıyla da oluşturabilirim. Peki biz bu bilgiyi verdik. Verdikten sonra Entity'nin tür bilgilerini burada set ediyoruz. Ve oluşturmuş olduğumuz Entity bilgisini artık veri tabanına bu aşamada ekleyebiliriz. Peki bu aşamada gelip uygulamayı şöyle bir derleyelim. Peki burada bir hatamız yok. Gelip şöyle uygulamayı çalıştıralım. Buradan şöyle admin create sayfasına gelelim. Ve burada uygulayacak olduğunuz bazı kurallar var. Sağ tıklayıp sayfa kaynağına baktığımızda zaten bu kurallar bize burada gördüğünüz gibi ilgili entity için biz entity içerisindeki property'leri ilgili inputlarla ilişkilendirdiğimiz için gördüğünüz gibi ekstra Property'ler eklenmiş buradan. Data var length. Örneğin buradaki karakter sayısı ile alakalı bir mesajı burada tanımlıyoruz. Ve kaç karakter maksimum? 50 karakter, minimum kaç karakter? 3 karakter. Bu bilgileri buradan alarak daha sonradan bu bilgilerle alakalı bir client site yani uygulama server'a gitmeden önce yani biz buradan butona tıkladığımız zaman buradaki validation işlemi nerede yapılacak? Bu aşamada biz server tarafında bir validation işlemini yapmış oluyoruz kurallar uygulamanın server tarafında icra edilen yapılar. Ancak biz bunları client tarafında yani hiç server'a gitmeden kullanıcının tarayıcısında biz bu denetlemeleri de yaparız ve boşuna server'a sayfayı göndermeyerek server'ı boşuna yormamış oluruz. Bunları tabii ki göreceğiz. Şimdi bizim buradaki amacımız dediğimiz gibi server tarafında bir validation kuralını icra etmek. Peki biz buradan eğer validse yani model içerisindeki bütün kurallar eğer geçiyorsa geçtiği zaman biz gelip örneğin tür bilgilerini burada ilgili model içerisine ekleyeceğiz, entity içerisine ekleyeceğiz ve bunları veri tabanına ekleyeceğiz. İşimiz bittikten sonra film listesine gideceğiz. Eğer ki is valid bilgisi bize false değer döndürüyorsa bu durumda gördüğünüz gibi direkt viewback içerisine tekrar tür bilgileri aktarılır ve boş bir view bize tekrar geri gönderir. Aslında bu aşamada yapmış olduğumuz işlem get metodunu çağırmakla aslında aynı durum. Sonuçta get metodu içerisinde biz tür bilgilerini çağırıyoruz ve daha sonra boş bir view'i geriye gönderiyoruz. Peki gelip uygulamayı tekrar çalıştıralım. Buradan şöyle admin create diyelim. Gelip buradan şöyle submit diyelim. Submit dediğimizi gördüğünüz gibi bu mesajlar buraya yazdırılıyor. Ve sayfanın da server'a gittiğine dikkat edelim. Yani gelip ben buradan şöyle submit dediğimize bakın. Buradan şöyle sayfa tekrar yenileniyor ve tekrar kullanıcı tarafına gönderiliyor ve ilgili mesajlar da burada karşımıza geliyor. Peki mesajları buraya nasıl yazıyoruz? Bunları daha önceden zaten yazdırmıştık. Hatırlarsınız ki ASP Validation for isimli bir tek helper'ımız var ve ilgili model içerisindeki mesajla direkt ilişkilendiriliyor. Yani title için eklemiş olduğunuz ki title bilgisi nerede? Buradan create view modelin title üzerine eklemiş olduğunuz bütün kurallar aslında bizim burada ASP Tech Helper aracılığı title mesajlar ilgili kontrolün direkt altına span etiketi içerisinde aktarılıyor. Aynı şekilde description için validation kuralı varsa direkt description kısmına zaten bunlar yazdırılacak. Peki biz bunları property seviyesine yazdırabiliyoruz ya da gelen bütün mesajları biz gelip yukarıda direkt yazdırabiliriz. Bunu nasıl yaparız? Geliriz buradan şöyle row kısmına gelelim. Buradan yeni bir div açabilirsiniz. Ya da bunları direkt 8'lik kısmın içerisine şöyle bir div açalım ve divinde şöyle ASP Validation Summary özelliğine all direkt bütün propertürlerle alakalı mesajla girip buraya yaz şekli bir talimatı verebilirsiniz ve class direkt bu step class'larını da burada tabii ki kullanabilirsiniz. Peki bunları yaptıktan sonra tekrar uygulamayı çalıştıralım. Buradan şu admin create movie diyelim ve submit'e tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi alt tarafta almış olduğumuz mesajların aidalarını summary kısmında da bu şekilde almış olduk. Ya da gelip buradan şöyle film adı için gelip ABC diyelim ve buradan submit dediğimizde minimum karakter uzunluğu da bize geliyor olması gerekiyor. Eğer iki karakterse 3 karakter film için yeterli. Submit dediğimizde bakın bu sefer film adı için 3 ile 50 karakter arasında bir değer girmeniz gerekiyor. Buradan ABC diyelim ve açıklama için gelip buradan şöyle açıklama diyelim örneğin. Submit diyelim. Required özelliği bakın geçilir ve required yani zorunluk alanından sonra da buradaki gördüğünüz gibi karakter uzunluğu önüne çıkar. Dolayısıyla gelip buradan şöyle açıklamanın sonuna şöyle 10 karakter açacak şekilde bir string girelim ve buradan submit dediğimizde bu bilgi buraya eklenir. En aşağıya baktığımızda da gördüğünüz gibi açıklama kısmında buraya gelmiş olur. Peki gelip buradan uygulamayı durduralım ve uygulama içerisinde şöyle biz şuradan şöyle ekstra bir resim bulalım. Bu resmi nereye aktaralım? Buradaki mega klasör içerisine. Direkt no image'i ben gelip buradan şöyle image klasör içerisine aktaracağım. Direkt internet üzerinden bir resim bulabilirsiniz. Peki gelip buradan artık eklemiş olduğumuz bir bilgi için ki buradan zaten ki buradan zaten listeye baktığımızda bizim eklemiş olduğumuz film için gördüğünüz gibi resim eğer yoksa eklenmemişse bu şekilde no image bilgisini bu şekilde kullanabiliriz. Gelip buradan tekrar yeni bir bilgi ekleyelim. Gelip bu şekilde bir bilgi olsun. Tekrar buradan tür bilgisini de seçebilirsiniz. Submit diyelim. Submit dediğimizde bu şekilde bilgi karşımıza gelmiş olur. Peki burada bir filmin en az bir tür bilgisine ait olması gerekiyor. Bu şekilde bir kural uygulayabilirsiniz. Ancak burada bu şekilde bir kuralımız yok. Biz buradan Submit dediğimizde gördüğünüz gibi iki tane filminde herhangi bir kategorisi yok. Bir sonraki dersimizde ise film için en az bir kategorinin seçilmesi nasıl sağlarız öğrenelim.